Bu şövalye kadının güzelliği karşısında adeta çarpılmış gibi. Birçok insanı öldüren bu güçlü savaşçı bir kadının güzelliği karşısında boyun eğmiş. Bu eserin ilham kaynağı Merhametsiz Güzel Bayan ismindeki bir şiir. Şövalye karşısına çıkan perinin güzelliği ve söylediği şarkı sonucu kendinden geçer. Atını tutuyormuş gibi gözükse de atın yuları kadının elindedir. Gerçi kadın sadece atın değil, şövalyenin yularına da sahiptir. Bu adamı kontrol edip bir kukla misali oynatıyordur elinde. Güzel olmasına güzeldir bu kadın ama bir taraftan da merhametsiz. Çünkü şövalyeyi önce baştan çıkartır, kendine aşık eder ve daha sonra onu terk eder. Şövalyenin hemen yanındaki yanık yapraklar, bu terk ediş sonrası yaşayacağı acının onu yakacağına bir işarettir. Şiirde şöyle bir kısım geçer. Solgun krallar gördüm, prensler, savaşçılar. Ölüm solgunluğuydu hepsinin yüzündeki. Haykırarak dediler ki, merhametsiz güzel bayan esir etti seni.